Bugün birkaç önemli veri açıklandı. Bunlardan birisi işsizlik. İşsizlik datasını yakından takip ediyorum. Biliyorsunuz burada hep size söylüyorum. Benim için ekonomi dolar değildir. Benim için ekonomi borsa değildir. Benim için ekonomi gelirdir. Hanenin geliridir. Yoksulluktur. Eğitimdir. Gelir dağılımıdır. İştir istihdamdır, teknoloji üretimidir, ihracattır, bütün bunlardır, yatırımdır. Yoksa öbürü, öbürü birileri zaten para kazanıyor. Siz hiç üzülmeyin onlar için. Hiç üzülmeyin. Borsadaki paranın yüzde 62 surunu, 64 civarında şu anda, 64'ünü elinde yabancılar tutuyor. Siz hiç korkmayın, o yabancılar para kazanırlar. Onlara para kazandırmadığınız gün sizin kolunuzu büküverir o yabancılar. Onun için onlara para kazandırmak zorunda, hükümet zaten de kazandırıyor. Ama mesele, iş, aş, çocuklarını okula gönderen anne baba, genç hayatın başında insanlar iş bulabiliyorlar mı? Asıl mesele o. O yüzden işsizlik datası önemli. İkinci bir konudan da önemli. Şu aralar ay ekonomik program ne kadar başarılı? ay Ekonomik programda şöyle uçuyoruz, kaçıyoruz diyorlar. E, Haziran işsizlik datası bu. Bakın neler söylüyor. Ve e, işsizlik verilerine e, bir bakalım istiyorum. Çünkü işsizlik verileri şunu söylüyor. Kriz ağırlaşarak Devam ediyor. Kriz ağırlaşarak devam ediyor yoluna e, gidiyor e, ve işsizliğin azalabilmesi e, için yani krizin aşıldığını bize e, söyleyebilmesi için e, işsizliğin e, mutlaka ve mutlaka e, gerçek anlamda bir şeyler yapılması lazım. Şimdi ben e, size e, işsizliğe ilişkin bir dizi bir şey e, rakamlar hazırladım. Bütün bunları e, biraz konuşmak istiyorum. İlk olarak işsizlik geçen seneye göre nasıl? İşsizliği biz bir önceki yılla kıyaslarız. Her yayında bunu söylüyorum işsizlik yayınında. Neden öyle yaparız? Çünkü yaz aylarına girdiğiniz zaman Nisan'ın sonundan itibaren Mayıs, Haziran da özellikle artar bir üst seviyeye gelir. Turizm başlıyor tarım da işler açılıyor. Geçici işler açılıyor ve inşaat canlanıyor. O yüzden her sene eğer bir önceki ayla kıyaslarsanız her sene aynı şey olur. Yazın başında işsizlik düşmeye başlar, yazın işsizlik düşük olur. Sonra son bardan itibaren işsizlik artmaya başlar. Onun için biz ne yaparız? Haziran'ı Haziran'da, Temmuz'u Temmuz'la, Mayıs'ı Mayıs'la, Eylül'ü Eylül'le, Şubat'ı Şubat'la, bir önceki yılın Şubat ayıyla kıyaslarız. Bakın geçen senenin ee, Haziranında bu veri son verimiz Haziran. Geçen senin Haziranında e, işsizlik yüzde on Bu sene on üç virgül üç'e fırlamış durumda e, Haziran ayı itibariyle e, işsizlik. Bu o, bize e, şunu söylüyor. Ciddi bir ciddi bir işsizlik artışı var. Şimdi. 10'dan 13'e gelmiş olması size şöyle geliyor olabilir. Ama canım 3 puan artmış ne olacak? Peki o 3 puan ne kadar? 3'te 1 artmış. 3'te 1 artmış işsizlik. Yani 3 işsiz varken bir işsiz daha katılmış onlara. 3'te 1 oranında yükselmiş işsizlik. Üstelik Türkiye'de önemli bir nokta daha var. Tarım dışı işsizlik. Neden? Tarım işsizliği gizliyor bizde. Siz iş bulamıyorsunuz, okulunuzu bitiriyorsunuz, e, hayata atılıp iş bulmak istiyorsunuz. İş bulamıyorsunuz, gidiyorsunuz e, Kırsal'da babanızın, annenizin bir tarlası, bir şeysi varsa. Oraya gidiyorsunuz, İşsiz misiniz? Değilsiniz. İş olsa aslında çalışmak istiyorsunuz. Ama orada yoksulluğu paylaşıyorsunuz aslında. Bu yüzden tarım dışı işsizlik bütün dünyada bakılan ana e, göstergedir işsizlik konusunda. Orada %15,4'e dayandı tarım dışı işsizlik bu çok yüksek bir oran tarım dışı işsizliğin bu kadar yüksek seviyeye gelmiş olması geçen sene burada da 3,2'lik bir artış var geçen sene 12.2 idi tarım dışı işsizlik yüzde 15.4 seviyesine geldi tarım dışı işsizlik çok ciddi şimdi ikinci bir nokta daha var. Türkiye'nin nüfusu genç olduğu için her sene 500 ila 700 bin kişi arasında insan iş hayatına atılıyor. Bunlara iş bulmanız lazım. Öyle insanlara doğurun, şu kadar çocuk yapın demek kolay. Bu çocukları eğitmen lazım, sosyal güvence vermen lazım, sağlık hizmeti sunman lazım ve tabii ki sonunda onların iş bulacağı bir ekonomik ortam yaratman lazım dostum. O zaman Büyüme daraldığı anda biz feci bir şey görüyoruz. Ee, ne görüyoruz? Yeni iş sağlayamadığın gibi mevcut işleri de kaybediyorlar. Türkiye yüzde beş büyüdüğü zaman işsizlik yaklaşık olarak aynı seviyede kalıyor. Genç nüfus iş aramaya başladığı için işte askere gidenler dönüyorlar, iş istiyorlar, okulları bitiyor, iş istiyorlar. Aynı seviyede kalıyor yüzde beş. %5'in üstüne çıkarsak işsizlik düşüyor, %5'in altına indiğimizde işsizlik yükselmeye başlıyor. Üstelik büyümenin kaliteli olması lazım. Yani in zengin inşaatçıların büyümemesi lazım. Devleti işte bir takım işler yapıp bütün ihaleleri aynı şirketler alıp onlar büyüyünce gene büyüme oluyor. Ama yine iş yaratılmıyor. Kaliteli. Yani iş yaratan, istihdam yaratan, ülkeyi zenginleştiren, halkı zenginleştiren büyümelere ihtiyacımız var. Onu da beşin üstüne tutmaya ihtiyacımız var. Öyle olmayınca ne olduğunu, kriz olduğunu nereden anladığımızı hemen size göstereyim. Şimdi arkadaşlarım verecek 802 bin kişi, üstelik hazirandan bahsediyoruz yani geçici işler var. Son bir yılda çalışan sayısı 802 bin kişi azaldı. Yani geçen sene işi olup da Haziran'da bu sene işi olmayanlar 802 bin kişi. 802 bin kişi. Bu insanların önemli bir kısmı şu anda zaten işsizlik yardımı alıyor. İşsizlik ödeneği alıyorlar. O da bitecek bir noktadan sonra. işte oraya kadar zaten işsizlik ödeneğinin önemi buradadır. O bitene kadar acil ekonomiyi toparlamamız lazımdı ama ne yazık ki öyle e, olmadı. Şimdi bir rakam daha gelecek ekranlarınıza. İşsiz sayısı kaç? Devlet bize diyor ki TÜİK verileri bunlar. Türkiye İstatistik Kurumu biliyorsunuz işsizliği Türkiye İstatistik Kurumu yayınlıyor. 4.253.000 kişi işsiz diyor Türkiye İstatistik Kurumu bize. 4.253.000. Geçen sene bu rakam 3.315.000 kişiydi. Fakat bir de tweet bir şey daha söylüyor bize. Diyor ki, çalışmaya hazırım, iş bulsam hemen çalışırım diyen 2 milyon 310 bin kişi daha var diyor. Ama bunları işsiz saymıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Neden? Çünkü bunlar gitmişler, iş aramışlar, işkura başvurmuşlar. İşte efendim amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, aile büyükleri, akrabalar, eşler, dostlar aranmış, e, işkura kayıt yaptırılmış iş başvuruları yapılmış ama yanıt bekliyorlar artık. 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır, 7 aydır, 9 aydır, bir yıldır belki iş arıyorlar, hiç bulamamışlar. O yüzden de son 4 haftadır bir yere başvurmamışlar. Yanıt bekliyorlar herhalde. Bir şey olsa amcam arayacak, dayı arayacak, abi arayacak. teyzemin oğlunun patronu arayacak. dayımın oğlunun kızının tanıdığı vardı. Oraya girdik. Şurada torpilimiz vardı onu aradık. ...veya sınava başvurduğunuzda, işkura başvurdunuz, işte ...oralardan yanıt bekliyorsunuz. Bunlar hiç saymıyor işkur. Halbuki bunlar diyorlar ki... ...iş olsa hemen çalışırım ben. İş olsa. E, bunların da e, sayısını işkur bize söylüyor. 2 milyon 310 bin kişi. Buna geniş anlamda işsizlik diyoruz. İkisini topladığımızda... ...6 milyon 563 bin kişi işsiz. Yani Türkiye'de aslında... 6 milyon 563 bin kişi işsiz. Ve biliyor musunuz? Türkiye'de çalışandan daha fazla çalışmayan var. İstihdam edilen insan sayısından daha fazlası aslında istihdam edilmiyor. Yani az sayıda çalışan çok sayıda çalışmayana bakıyor. Ne, ne yazık ki. Bu da Türkiye'nin acı gerçeklerinden biri. Peki 6,5 milyon işsiz varsa geniş anlamda aslında. O zaman işsizlik oranı kaç? Onu da matematiğe koyduğumuzda işte işsizlik oranı yüzde yirmi çıkıyor. Tam yüzde yirmi. Yüzde on üç virgül üç dedim ya size demin işsizlik oranı. Aslında geniş anlamda işsizlik yani gerçek işsizlik yüzde yirmi seviyesinde. Yüzde yirmi. Yüzde yirmi şu anda işsizlik, gerçek işsizlik Oranı. Şimdi buradan tabii biraz daha devam etmemiz lazım. En önemli konu genç işsizliği. Çok önemli bir konu. İki tane önemli konu var işsizlikte. Bunlardan bir tanesi baba anne işsiz kalınca evde çocuk okula gidiyor, arkadaşları var, ihtiyaçları var. Ona bir şey alınması lazım. Evde hasta olabilir. Babanız var, bakmakta yükümlü olduğunuz insan. Bu çok dramatik bir şey. İşsizlik oranı bir rakam. İşsiz sayısı bir rakam. Ama Ahmet'in, Ayşe'nin, Hasan'ın, Hatice'nin, Emin'in işsiz kalması evde çocuğu varsa kendisi açısından da bakmakla yükümlü olduğu insanlar açısından da bu bir drama dönüyor. Yani öyle şu kadar insan işsiz, yüzde şu kadar işsizlik var demeye benzemez. İnsan bu. Rakam değil. İnsan ve onun bakması gereken insanlar var ne yazık ki. Birilerinin eline muhtaç kalıyorsunuz, babanızın eline bakıyorsunuz, bakkala yazdırıyorsunuz, veresiye alıyorsunuz. Gördüğünden geri kalmasın kimse derdi rahmetli annem. Gördüğünüzden geri kalıyorsunuz. Bu bir dram. Öbürü de genç işsizliği. Genç işsizliği korkunç çünkü büyük umutlarla okuyorsunuz, gidiyorsunuz, okullar bitiriyorsunuz, şunlar yapıyorsunuz, bunlar yapıyorsunuz ve sonra... Asgari ücretle İşler teklif ediliyor. Asgari ücretin altında işler teklif edildiğini bana anlatan gençler var. Yani gerçekten dramatik. Ondan sonra da gençler iş beğenmiyor. Ya dostum sen gence ne iş verdin? Abi, fizik mezununa verilen iş, önerilen işi e, geçenlerde bana... E, 24 yaşında bir yavrumuz anlattı. Benim oğlum 30 yaşında olduğu için kusura bakmayın hani böyle yaşlı bir adam olarak hani yavrumuz dememi bir şey yapmayın lütfen ee, yani kendisine önerilen parayı bana söyledi. Sigortasız çalışması isteniyor. Hiçbir sosyal güvence olmadan hayatının baharında daha 24 yaşında. ...ve asgari ücretin altında bir ücret öneriliyor. Neden? Efendim Suriyeliler çünkü o işi ona öyle yapıyorlar. Suriyeliler de yapmamalı... ...gençler de yapmamalı, yaşlılar da yapmamalı. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Asgari ücret zaten yaşamak için alınması gereken en dip ücret. Ayrıca bir insanın sosyal güvenceden ayrı çalışması ki... ...onu da birazdan rakamını ekranınıza getireceğim. Çok acı, çok dramatik bir durum. 24 yaşında bir gence... Asgari ücret bile vermeyen bir işletme ya çalıştırmayın ya, batırın o işletmenizi kapatın. Kapatmayacaksanız da o zaman devletin bir yol bulması, bir şey bulması lazım. Eğer kriz yüzünden zora girdiyseniz bir şey yapması e, lazım. Öyle çok önemli açıklamalarla olmuyor bu işler. Rakamlar ortada. Rakamları gizlemeye çalışmakla olmuyor. Türkiye İstitüsü Kurumu'nun resmi verisinden e, bahsediyoruz e, burada. E, genç işsizliği yüzde %24, 24,8'e dayandı. Yani 25 artık neredeyse 0,2 eksik. 100 gençten 25'i, 4 gençten biri, 4 gençten biri korkunç bir durum. Bu İspanya'nın Allah'ım İspanya battı mahvoldu dediğimiz 2008-2009 krizindeki seviyesi. İspanya mahvoldu demiştik. %25'ler, 26'lara vurmuştu orada da işsizlik. Genç işsizliği. İşte bu o. Ne oluyor ya? Gerçekten dramatik bir şey. Bu sene Türkiye'de en kolay iş bulan okullar olduğu için ben düzenli olarak bakıyorum. İTÜ, ODTÜ, Boğaziçi mezunları bunlar Diğer okullara göre daha kolay iş buluyorlar. Bu sene onların da zorlandığını hatta birçoklarının iş bulamadığını Ottu, İttu, Boğaziçi mezunlarının iş bulamadığını e, görüyoruz. Birileri gidip o gençlere sorsun bizim çok önemli programlarımız var da ekonomiyi düze çıkarıyoruz diye bakalım o gençler ne söyleyecekler size hayatının baharındaki bu gençler ne anlatacaklar size şimdi üniversite mezuniyeti Türkiye'de ciddi bir şey çocuklar çok zor sınavlara giriyorlar aileler çok büyük maddi sıkıntılar çekiyorlar çocukların okutamamak için önemli Önemli oranda çocuk, genç çalışıyor e, okuyabilmek için. E, zorluklar içinde okuyorlar. Sonra bir şey oluyor. Ne oluyor? Mezun oluyorlar ve iş bulamıyorlar. İyi bir iş bulma hayaliyle e, e, üniversitelere gidiyorlar. Hemen size söyleyeyim. E, %68,5 virgül çalışıyor. Her üniversite mezunundan %68,6'sı eee çalışıyor. Üniversiteli işsiz sayısı gerçekten çok yükseldi. Şimdi onun da grafiği gelecek ekran ekranlara. Geçen sene Üniversiteli işsiz sayısı 951 bin kişiydi. Bu sene 1 milyon 57 bine geldi. Özcan Kadıoğlu'nu bilmiyorum takip ediyor musun? Lütfen takip edin bunu Özcan Kadıoğlu bugün paylaştı. Ben de hesaplayacaktım ama o benden önce hesaplamış. O koyunca tabii haksızlık etmemek lazım, kaynak vermek lazım. Ben hesaplamadım çok güvendiğim birisi çünkü. 1 milyon 57 bine çıktı. Yani 100 bin daha arttı üniversite mezunu işsizler ordusuna 100 bin genç daha katıldı. 100 bin genç daha katıldı. O gençler kim? İşte sizsiniz. Siz değilseniz abiniz, abiniz değilse kız kardeşiniz, kız kardeşiniz değilse amcanızın oğlu, dayınızın kızı, arkadaşınız, sıra arkadaşınız, okul arkadaşınız, mahalle arkadaşınız. Bunlar. Bunlar. Çok ciddi bir orandan bahsediyoruz. Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonun üzerine geldi. 1 milyon 57 bin üniversite mezunu işsiz var. Şu an itibariyle Haziran ayı itibariyle 951 binden 1 milyon 57 bine geldi üniversite mezunu işsiz sayısı. Ve bir önemli noktamız daha var. Bunu da sizinle hemen bir paylaşmak istiyorum. Kayıt dışı çalışan sayısı. Kayıt dışı çalışan sayısı %50'lerden düştü. Düştü, düşürdük, düşürdük dedi hükümet. Bununla da gurur duydu. Geldi ve şimdi ciddi oranda yükseliyor. 1,2 puan artmış. 35,2'ye gelmiş. Türkiye'de milyon bin kişi. Yani neredeyse 10 milyona dayandı. Sigortasız ve güvencesiz çalışıyor. 9 milyon 99 bin kişi. Zaten kaç kişi çalışıyor diye hemen şimdi buradan hani bir noktası virgülüyle TÜİK'in sayfasını açtım. 28 milyon 512 bin kişi çalışıyor. 28 milyon 512 kişi çalışıyor ve iş hayatının içinde yani bunlar 9 milyon 909 bini bunların hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalışıyor. Bir insan neden sosyal güvencesi olmadan kayıt dışı ya da kaçak çalışır? Bir insan buna neden rıza gösterir? Size bir şey olsa, sağlığınıza bir şey olsa, iş kazası, deli gibi iş kazaları oluyor. Deli gibi iş kazaları oluyor. Her gün, bugün bitmeden ya 4 kişi en az 4 kişi, büyük olasılıkla 5 kişi iş kazalarında hayatını kaybedecek. Bakın hayatını kaybedecek iş kazalarında işte e, sakatlanan, e, çalışmasız hale gelen, organlarını kaybedenleri bir tarafa bırakıyorum. Dört kişi hayatını kaybedecek, en az büyük olasılıkla 5 kişi her gün işik meclisini bilmiyorum takip ediyor musunuz işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi bize düzenli olarak bu sayıları her ay raporluyor. Dramatik, gerçekten dramatik. Ve siz güvencesiz çalışıyorsunuz. Hiç sosyal güvenceniz yok. Başınıza bir iş kazası gelse, çalışamaz hale düşseniz ne olacak? Size kim bakacak? Çocuğunuz hasta olsa, kendiniz hasta olsa, eşiniz, babanız, ananız neyse hasta olsa. Emeklilik hakkından vazgeçmiş oluyorsunuz aslında. Sigorta gün primlerinizi dolduramıyorsunuz. Bir insan sigortasız, güvencesiz, kayıt dışı çalışmaya ne zaman razı gelir dostlarım? Çaresiz kaldığı zaman çaresiz değilse bir insan güvencesiz çalışır mı ya? Kayıt dışı çalışır mı? Çalışmaz. Bu oran yükseliyor. Düştü düştü şimdi krizin başından bu yana yükseliyor. Hala bana şeyin altında da belki görüyorsunuz videoların altında da hani kendimi tutuyorum böyle yanıt vermemeye çalışıyorum. İşte hala kıyamet kopmadı mı hala kriz gelmedi mi? Yahu 802 bin kişi işinden olmuş. Bakın işsiz sayısı artmış demiyorum. İşinden olmuş. Daha ne olacaktı size ya? Göktaşı mı düşecekti ülkenin üstüne? Düştü işte daha ne düşsün? 10 milyonu yakın insan, 9 milyon, 909 bin kişi kayıt dışı çalışıyor. Bu oran geçen sene 30'lar seviyesine gerilemişti, 35'ler seviyesine geldi. E daha ne olmasını istiyordunuz? Yani kriz olduğuna ikna olmanız için ne olması lazım? Ülkede ne olması lazım? İnsanlar kendilerini yakıyorlar. Bir kasa atımı Ecevit'in sürekli olarak başına kakıldığı, işte efendim sürekli yıllar olarak o kasa atıldığı dönemleri gördük falan filan denildi. E şimdi insanlar kendilerini yakıyorlar. Gazeteciler yanına sokulmuyor biliyorsunuz o insanların. Hastanede yatarken. Ülkede ağır bir kriz ortamı var ve bu kriz ortamı söylendiği gibi hafife gitmiyor dostlarım. Gerçek anlamda, gerçek manada tedbirler alınmadığı sürece de gitmeyecek. Türkiye'nin zaten dünyanın en iyi ekonomik programını uygulasa dahi orta uzun vadede yüksek büyüme yakalayabilmesi mümkün değil. Bizim orta uzun vadede yüksek büyüme yakalayabilmemiz için demokrasi reformuna ihtiyacımız var. Yönetişim reformuna ihtiyacımız var. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmeye ihtiyacımız var. Türkiye şu anda Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz kimin ne yaptığını kimsenin bilmediği bir yönetim modeli var. Yönetilmiyor Türkiye, idare ediliyor. İdare ederek de işte böyle şeyler ortaya çıkıyor. Gerçekten oturup yeni baştan bunları düşünmeye ihtiyacımız var. Bu Haziran verisiydi işsizlik verisi. Bir tek ekonomiye ilişkin bir tek şey daha söyleyeceğim. Bugün açıklanan önemli bir veriydi. Hani işte Şubat, Ocak'tan Mart, Şubat'tan Nisan, Mart'tan Mayıs, Nisan'dan öyle gidecektik. Hani... E, perakende satış endeksi, hizmet sektörü e, şu anda Türkiye'nin en büyük sektörü, e, dünyada hemen hemen her yerde de böyle, gelişmiş ülkelerde tamamen e, böyle. İşte bir süredir e, Nisan ayından bu yana e, Nisan'da bir dip yapmıştı, oradan tekrar Mayıs'ta bir yukarı, Haziranda e, bir tekrar bir yukarı gelmişti, sıfır noktasına çok yaklaşmıştı. Hani böyle suyun üstüne şöyle dudağınız hızlı nefes alıp tutarsınız işte oraya gelmişti dip de bu arada aralıktı en kötü yer aralıktı aralıktan bu yana böyle bir geldi geldi Ocak Şubat Mart'ta hafif hafif yukarı gitti tekrar Nisan'da aşağı geldikten sonra işte Mayıs Haziran'da iyi gelmişti Temmuz'da yeniden aşağı döndü yeniden aşağı döndü dilerim bu geçici bir dönüştür bir önceki yıla göre yüzde 3,7 enflasyonu düşünün Aynı yerde kaldığınızda bile kaybediyorsunuz bu arada. Bir önceki aya göre de yüzde bir buçukluk azalma var. Yani bir önceki aya göre de kötü ki bunu geçen yılla kıyaslarız size demin söylediğim gibi. Hani Haziran'da turizm işleri biraz daha açılır işte tarla ürünleri artık tamamen gelmeye başlar. Canlanır yani piyasa. O yüzden bir önceki yılla hep kıyaslarız ama... Trendi anlamak için bir önceki aya da bakarız. Bir önceki aya göre de düşmüş. Bir önceki yılın aynı ayına göre de. Bu hangisi? Temmuz ayı verisi. 58 son veri. Temmuz ayı verisi. iyi şeyler söylemiyor. Hala söylemiyor.